Hepinize selam dostlar. Yeni videomuz, bayağı bir ara verdik. Şimdi YDS'nin fabrika satış mağazasındayız. Daha önce de gelmiştim zaten, eski takipçilerimiz bilir. Şimdi yeni mağazamızı içindeki ürünlerle birlikte gezeceğiz hep beraber. Hadi bakalım içeride neler var görelim hep beraber. Evet dostlar, şimdi mağazamızda içeri girdiğimiz zaman böyle bir alanla karşılaşıyoruz. Etrafta böyle bir ferah bir ortam var. Eski mağazada biraz daha yoğunluk vardı. Bu mağazanın dekorasyonu gayet güzel olmuş. Işıklandırma olsun, arka taraftaki manzaralar olsun. Şimdi burada ilk halinde kasa kısmımız buradaydı. Kasa kısmımızı yan tarafa alınmış. Arka tarafta tekstil kısımları var. Şimdi buradan yavaş yavaş detaylı bir şekilde buradaki dekorasyon kısımlarını da anlatarak ben size göstereceğim, onları beraber gezelim. Dostlar şimdi giriş kısmından sağ tarafa doğru kafamızı çevirdiğimiz zaman şurada motosikletle beraber çok güzel bir stand geliyor karşımıza. Biliyorsunuz YDS'nin şu panoda gördüğünüz motosiklet üzerine botları da var. Ondan önce mesela şurada bir YDS'nin tarihini bir anlatalım. Şöyle bir oturma grubu yapmışlar. Burada ekranımız var. Ekranda zaten fabrikayla ilgili görüntüleri paylaşıyorlar. Bakın mesela şurada yakınlaştırayım. 1927'de Isparta'da kuruluyor. Ondan sonra 98 biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri ile, 93'te bot üretmeye başlıyorlar. Ondan sonra 95'te tekstil firması kuruluyor. Arkasından YDS'nin bilinmeyen çadır üretim fabrikası var. 98'de de çadır fabrikasını kuruyorlar. Bunda aynı zamanda AFAD, UNICEF ve diğer yerlere afet çadırları üretiyorlar. Ondan sonra sırayla gidersek 2003'te İngiltere'nin Goliath firması var, ayakkabı firması. Onu satın alıyorlar. Ondan sonra tekrar devam ediyoruz. 2013'te İngiltere ordusunun askeri botlarını üretiyorlar. Ondan sonra 500 büyük kuruluş listesine giriyorlar. Ve 2018'de balistik gözlük üretimi, biliyorsunuz askeri alanda çok üretim yapıyorlar. Ve şurada da 55 ülkeye ihracatımız var. Sektörün lideri. Gerçekten daha ben YDS ile tanışmam 90'ların sonlarına doğru olmuştu. 95'ten sonraydı. Ondan bu yana gerçekten çok büyük bir gelişme gösterdiler. Gördüğünüz gibi burada motosiklet güzel bir stand olmuş. Şuradan itibaren outlet var. Onu daha sonraki bölümlerde devam edeceğiz. Yukarı göstereceğim ben size. Şimdi burada da gördüğünüz gibi motosiklet demiştik ya, motorcular için en çok tutulan Diablo modeli. Bunları zaten siteden inceleyebilirsiniz. Tüm özelliklerini falan görebilirsiniz zaten YDS'nin sitesinden. Mağazamız, giriş kısmımız şuradaydı zaten. Buradan sonra şu arka kısımda tekstil kısmı var. Onları da göstereceğim. Şimdi kasa kısmında oraya geçelim. Oradan bu tarafa doğru detaylı bir şekilde anlatarak gelelim. Dostlar şimdi kasa kısmımız eskiden şu orta kısımdaydı. Şimdi bu tarafı almışlar. Şuradan şöyle geçtiğimiz zaman şimdi tekstil kısmına doğru gidiyoruz. Bu standımızda da gördüğünüz gibi askeri ağırlıklı ürünlerimiz var. Taktikal ürünler diye geçiyor. Şu çadırı biliyorsunuz. Sizin çadırını kullanmıştık. Ve biz biliyorsunuz yıllardır kamp yaptığımız için mesela şu matı daha yeni görüyorum. Yeni üretime girmiş. Gayet güzel bir ürüne benziyor. Yani siz YDS'nin bu fabrika satış mağazası, isterseniz bütün ürünlere YDS'nin internet sitesinden, alışveriş sitesinden onları detaylı inceleyip bakabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi şapkalar var. Şurada matlar, çadırı zaten söylemiştik. Burada montlarımız var. Bunları dediğim gibi internet sitesinden hepsini detaylı görebilirsiniz. Yeleklerimiz, diğer montlar. Bu orta kısımlarda tişörtlerimiz, polar ürünler. Şu tarafa doğru geçelim. Burada mankenlerimiz, buradan görebiliyorsunuz zaten. Şu
şu arka taraftaki ışıklandırma panosu da gayet güzel duruyor. Biliyorsunuz ben de yıllardır inşaatla uğraşıyorum. Mağazanın tadilatı güzel olmuş. Ben beğendim. Burada yine montlarımız devam ediyor. Ve son geldiğimden bu yana ürün gamını geliştirmişler. Bayağı bir ürünler gelmiş. Şu çantalar özellikle şimdi diğer şeylerden göstereceğim. Benim kullandığım çanta yıllardır kullanıyorum. Bir 5 sene falan olmuştur herhalde. Hala bu çanta taş gibi duruyor. Bunu bir göstereceğim size. Bu tarafta kemerler. Şu orta kısımda yine pantolonlar, tekstil ürünlerine devam ediyor. Bu tarafta şimdi esas bizim en büyük şeylerimiz bu botlarımız. Dostlar biliyorsunuz YDS ile tanışmamız yıllar önce oldu. 90'lı yıllarda. Ben biliyordum ama çok fazla yayılmamıştı YDS'nin botları. Şöyle göstereyim ben size. Zaten bilenler bilir. Ben daha önce de çok kullandım kamplarda. Esas arada ürünlerimiz botlar olduğu için ben şimdi kamerayı çevirip anlatayım size. Ve kullandığım botları da göstereceğim. Daha önceki videolarım var. Denemelerimi yapmıştım. Arazilerde denemelerim olduydu. Onları size göstereceğim. Eski görüntüleri bulursam buraya gene atacağım. Sağlamlıklarını, testlerini yaptım. Şimdi bu kısımda şu botlardan, yeni botlardan şimdi yeni ürünler gelmiş. Gerçekten onları çok beğendim. Şimdi onları şöyle bir yüzeysel geçelim. Buralarda bot çeşitlerimiz var. Bunları dediğim gibi gene tekrarlıyorum. İnternet sitesinden daha detaylı bakabilirsiniz. Eğer Ankara tarafına gelirseniz de burada Esenbağ yolunda fabrika satış mağazası var. Bu mağaza, yenilenmiş mağazaya gelip bakabilirsiniz. Burada gördüğünüz bütün bot ürünleri zaten YDS'nin üst ürünlerinden bir tanesi burada. Ekstrem modeli. Şu kısımda da gene bayanlara yönelik ürünler de var. Onların standları burada. Ha, ben size yeni ürünlerden bahsedeceğim. Mesela şurada spor outdoor ekipmanlarında şurada spor ayakkabıları gözüme çarptı. Çünkü bunlar daha önce yoktu. Şurada gördüğünüz gibi bu ürünler de çok güzel olmuş. Ya, tasarımlarını beğendim. Tekrar şuradan baktığımız zaman şurada da zaten mankenler var. Ama genel anlamda mağaza gerçekten güzel olmuş. Ferah bir ortam olmuş. Şimdi biraz sonra da şuradan yukarıda outlet mağaza kısmı var. Üst katta. Biraz sonra oraya geçeceğiz. Yani genel anlamda dekorasyon kısmını beğendim. Şu orta kısım zaten duruyor. Şu üst kat görüyorsunuz zaten. Üst kata biraz sonra çıkacağız. Orayı gezeceğiz. Ondan sonra bakalım. Şimdi şuradan outlet kısmına doğru çıkalım arkadaşlar. Dostlar şimdi outlet kısmına çıkarken bir iki kelam edelim. Biliyorsunuz YDS'nin sponsorluğunu yapmıyorum. Çok soran olmuştu benim sosyal medyada, özellikle Instagram'da. Ama gönül bağım olduğu için, çünkü yerli ve milli firmalara çok destek vermeyi seviyorum. Ve çok da gurur duyuyorum. İlk zamandan bu yana YDS'nin bu kadar geliştiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Yani diğer yerli firmalar için de yeterli tabii ki bu. Ve yurt dışında bu YDS'nin bu kadar tanınması bizim ülkemizde neden bilinmesin? Ve outdoor kısımlarına YDS atıldıktan sonra daha çok bilinmeye başladı. Çünkü ben biliyorum ilk zamanlar, ben YDS'yi kullandığım zamanlar kimse ismimi bilmiyordu. YDS ne demek diyorlardı. En çok söyledikleri şey YDS yabancı dil sınavı mı, bu nedir falan diyorlardı. YDS'nin açılımı arkadaşlar Yakupoğlu Deri Sanayi. Ve en büyük şeylerden bir tanesi şu iş güvenliği. Tabii ben inşaatla uğraştığım için iş güvenli ayakkabılarını da kullandım. Mesela benim kullandığım ayakkabıyı göstereyim size. En çok sevdiğim model buydu. Bunun çok inşaatlarda çok kullandım. YDS gerçekten çok kaliteli ürünler üretiyor. Ben takip edenler bilir. Instagram'da da doğaya çıktığı zaman çok kamplar yapmıştım. O kamplarda bu botları denedim. Ve özellikle zor şartlarda denedim. Uzun süredir de kullandım. Zaten onların videolarını, eğer fotoğraflar vardı, eskiden bu kadar video çekmiyordum. Bu fotoğraflardan bulursam göstereceğim size. Şimdi şurada outlet burası.
outlet kısmını şöyle bir gizdireyim, arka kamerayı açalım. Evet dostlar, burası da outlet mağazası, botlarla ilgili. Burada fabrikadan ihraç fazlası ürünler veya ikinci kalite ürünler, kendilerinin seçtikleri, onları burada sergiliyorlar, satışa sunuyorlar. Buradan da gelip ürünleri daha uygun fiyatta bakabilirsiniz. Yani ben bakıyorum mesela, şu bir bilgi vereyim. Tabii buradan aldığım bilgiyi, şu Rus ordusuna ürettiği bir bot. Tabii bu satışta yok. Gördüğünüz gibi bence çok kemik gibi bir bot. Şu içerideki şey kalınlığını görebiliyoruz. Bu tarafta da işte iş güvenliği, seri sonu ürünler. Bu tarafta da botlar var. Gene dediğim gibi bunlar işte A kalite olanlar aşağı kısımda. Bunlar da hafif defolu olanlar. Belki bazılarında şey bile gözükmüyor, defosu bile gözükmüyor ama defoyu ayırıp burada satışa sunuluyor. Şöyle geçtiğimiz zaman burada bir outdoor standı yapmışlar. Daha doğrusu böyle kamp alanı kurmuşlar. Burada soba, odunlar, şu çadır zaten daha önce kullanmıştım. Görmüşsünüzdür belki. 4 mevsim bir çadır. Daha doğrusu 5 mevsim diye geçiyor bu. Çünkü kar etekleri falan da var bunun. Özellikle şu benim halihazırda kullandığım tulumum. Bu tulumdan bayağı bir kullandım. Ve çok da memnunum. Benim kar kampında derecem, en yüksek derecem -24. Onda da çok rahatlıkla kalmıştım bununla. Onu hatırlıyorum şimdi. Dostlar, bugün YDS'de mağazamızı gezdik sizlerle beraber. İnşallah beğenirsiniz. Aynı zamanda mağazamızın müdürü Yakup Bey de burada. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizle ilgilendi. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tekrardan yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.